Acaba benim böbreklerim çalışmasaydı, organ devri için ne düşünebilirdin? Ya da senin böbreklerin çalışmasaydı ve böbrek nakli bekliyor olsaydın, organ bağışı, organ devri için ne düşünebilirdin? Ya da bu konuyu nasıl değerlendirebilirdin? Ya da kalbim çalışmasaydı, tekleseydi ve bunun tek düzelme yolunun bir organ devri, yani organ bağışı olsaydı. Organ bağışı için ne düşünebilirdim o zaman? Ya da sen böyle bir şeyle karşılaşsaydın organ bağışı için ne düşünebilirdin? Veya karaciğer yetmezliği sorunu yaşasaydım acaba organ bağışına nasıl bakardım o zaman? Ya da ailemden birisi yaşasaydı bunu, sevdiklerimden birisi. Ya da sen yaşasaydın, ne düşünebilirdin? Organ bağışı için, öteki adıyla benim için, organ devri için. Evet dostlarım, bugünkü konu organ bağışı. Organ bağışı yapıldığı takdirde, organ ve doku bağışı şöyle bir kart veriliyor. Kartı yazan arkadaş da diyor ki bundan sonra kendinize iyi bakın, dikkat edin, gönderiyor. Ben organ devri diyorum. Neden organ devri diyorum? Yani bir şeyi devretmekten geliyor. Mesela canım, taşıdığımız can bile aslında bizim değil. Vermek istesen veremez. Vermen gerektiği zaman da vermiyorum desen öyle bir şansın yok. Zorla alırlar. Yani bedeninde taşıdığın can, bedenimizde taşıdığımız can bile bizim değil. Organları sanki bizimmişçesine sahiplenerek, ki yaşadığımız hayatı da zaten bizimcesine, bizimmiş gibi, böyle A'dan Z'ye her şey sadece bize aitmiş gibi aslında bir devre mülkün içinde yaşıyoruz. Doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Malımızı, mülkümüzü veyahut da canımızı, işte canımızı verdikten sonra malımızı, mülkümüzü bırakıp gidiyoruz. Aslında bir hayat da benim için bir devre mülk gibi. Devre mülkte de öyledir. Yani gidersin, tatilini yaparsın, eşyalara dokunamazsın. Oradaki eşyalar devre mülke aittir, ortak kullanımdır. Oradan çıkarsın, senden sonra gelecek olan arkadaş orada tatilini yapar, kullanır ve çıkar. O da dokunamaz. Ben böyle değerlendiriyorum. Hani hayatı en basite indirdiğimde, yani devre mülk gibi. En sevdiğin arabanı dahi kullanıyorsun. Canını verdiğin zaman araban kalıyor. Ya arabayı benimle beraber getir. Yok. Götüremiyorsun. Organ bağışı hayati bir konu. Ve biz insanların yedek parçası olmadığı için istetmemiz şu anda bir organ bağış. Ve binlerce insan var organ bağış bekliyor. Yani siz hastaneye gittiğinizde, ya bu organ bağışı yapmış, hadi bunu 2 dakika kesip biçelim, organlarını alalım da şuna buna dağıtalım demiyorlar. Organ bağışının, yani organ devrinin yerine gelebilmesi için belirli bir prosedür var. Beyin ölümünüzün gerçekleşmesi gerekiyor, komada kalmanız gerekiyor. Beyin ölümünüzün gerçekleştikten sonrasında heyet raporundan kastım, yani heyetin artık bu kişi beyin ölümü gerçekleşti raporundan sonrasında organlarınız ilgili ihtiyacı olan kişilere veriliyor. Düşünsene, ölmüşsün, gitmişsin, organ bağışı yapmamışsın, gömdüler seni oraya, akşamleyin börtü böcek parti yapacak ha. Abi görüyor musun Kamil'i, hiç sigara da kullanmamış, ciğerler mis gibi. Hadi yanına açalım bir tane şarap falan, bu akşam parti var. Yani börtü böcek diyecek. Diyeceksin ki börtü böcek de yesin, tamam da kardeşim o zaman yerinin üstüne çeksin, üstünde de var yani. Hani organ bağışı gerçekten bir şey var, bir korku var.
izlediğimde ortalıkta. Ya işte organ bağışını ben yaptıktan sonrasında işte organ devrini ya kesip biçip alabilirler mi? Alırlar mı? Alamazlar. O kadar da kolay değil. Yani organ mafyasının eline düşmedikten sonra sıkıntı yok. Hani organ mafyasının eline de düşersen zaten orada da bağışa ihtiyaç yok. Her türlü alırlar yani. Organ bağış, organ devri aslında bir farkındalıktır. Taşıdığımız can bile bizim değilken, can bile, canı bile veriyorken organları sahiplenmemiz bencillik değil mi? Bence bencillik. Ya sence? Ben ve eşim ikimiz de yıllar önce organ bağışında bulunduk. İkimizin de kartı var ve cüzdanımızda bu kartları değiştiriyoruz. Pardon, taşıyoruz. Değiştiriyoruz. Nereden çıktı? İkimiz de cüzdanımızda taşıyoruz. Ve en basit örneği işte ben de engelliyim, eşim de engelli. Bacaklarım benim bedenimde, benim, eşimin bedeninde, eşimin, ama kullanamıyoruz. Bana kalsa vermem. Yani bacaklarım. Şu anda kullanmaya ihtiyacım var. Ama kendi bedenimdeki organları bile istediğim gibi kullanamıyorken, bir şeyler araya girdiğinde bundan mahrum kalabiliyorken ben galiba organlarımı da sahiplenip bencillik yapıp toprağın altına götürmek saçmalık olsa gerekti. Evet sevgili dostlarım, organ bağışı ve yani organ devri hayat kurtarır ve olması gerekendir. Unutmayın, sizin organlarınızı çalacak, başkalarına verecek, dağıtacak olan tek merci organ mafyasıdır. Oraya da düştüğünüzde organ bağışı yapmanıza gerek yok. Onlar her türlü alır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.